Kanser hastası olan hastaların büyük bir kısmı teşhis konmadan önce daha doktorun yolunu bilmeyenler. Daha sağlık ocağına gitmemiş, herhangi bir kliniğe gitmemiş, herhangi bir enjeksiyon yapılmamış veya bir sadece ufak tefek gribal enfeksiyonlarla hayatını geçirmiş kişiler. Birden halk arasında da tabiri caizse böyle üzerine çok fazla hikayelerin eklendiği bir teşhis konduğu zaman korku yaşıyorlar. O korkuda biz onların ellerinden tutarak tedavisine daha yardımcı olmaya çalışıyoruz, tedavisini daha hızlı atlattırmaya çalışıyoruz. Bu tedavi hem psikolojiktir hem de ilaç tedavisidir, ışın tedavisidir. Bilimsel olarak geçerliliği açıklanmış tedavilerdir. Tümörü öldürecek tedavilerdir. Ama bunun için hastanın tedavi olacağına inanması gerekir. Ben tedavi olduğumda başaracağım, normal hayat kaliteme ulaşacağım, normal günlük aktivitelerimi devam ettirmek için bunu yapıyorum diye bu enerjiyi vermemiz gerekiyor. Vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki hocam, hatırlatmamızı yapalım. Telefonlarımız gelmeye başladığı için efendim diğer hatlara gittiğinizi yönetmenimiz uyardığı için tekrar televizyonu yeni açan izleyicilerimiz olabilir. 0212 alan kodunu mutlaka çeviriyoruz. İstanbul Avrupa yakasından merkez stüdyolarımızdan canlı yayınımızı gerçekleştirdiğimiz için Avrasya Hastaneler grubundan radyasyon onkoloji uzmanı uzman doktor Züleyha Kadehçi hocamızla birlikteyiz. Meme kanseri nedir? Belirti, teşhis ve tedavisine ilişkin ve diğer kanser türlerine ilişkin sorularınızın cevabını değerli hocamızdan sizlerle birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Peki hocam, özellikle kadınlarda en sık görünen sağlık sorunlarının başında meme kanseri geliyor. Ama son 20 yıla baktığımızda da elimizdeki notlarda meslek kariyerinizde sizler de gözlemliyorsunuzdur hocam. Göreve başladığınızdan bugüne çok şey değişti teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Tanı yöntemleri? Tanı, teşhis yöntemleri çok değişti. Bizim sigara, özellikle kadınlarda sigara alışkanlığının artmasıyla birlikte daha önceleri erkeklerde çok sık görülen akciğer kanseri şimdi kadınlarda da belli bir seviyeye yükselmeye başladı maalesef. Sigara kullanımı, stres, stresli ortamlar, genetik faktörler, bunlarla birlikte kanserin sık görülebilirliği de değişmeye başladı. Günümüzde bir yılda Türkiye'de ortalama 175 bin kişiye yeni kanser tanısı konmaktadır bir yılda. Bunun 100 bini erkeklerde, 70 bini kadınlarda. Kadınlarda en sık meme kanseri görülür. Ve erişkin çağdaki her 10 kadından bir tanesi kanser olma riski altındadır. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Arkasından bağırsak kanserleri gelmektedir. Yine prostat kanseri erkeklerde görülür. Kadınlarda tiroid kanseri daha fazla görülmektedir. Tedavisi aslında zaman zaman onkolojik tedavi gerektirmediği için, daha basit yöntemlerle tedavi olduğu için çok sık görülse de tiroid kanserine bağlı öldürücülük biraz daha düşüktür. Yine rahim kanserleri, arkasından gelen görülme sıklığı düşerek görülen kadınlardaki kanser türleridir. Bağırsak kanserleri de önemli. Nasıl? En sonunda mide kanserleri. Kendimize bakmak. Burada vücudu tanımak çok önemli. Kesinlikle. Erken teşhis. Check-up'larımızı düzgün yaptırmamız gerekir. Hastalık vücudumuza gelmeden önce vücudumuzu tanımak için yılda bir check-up'larımızı yaptırmamız lazım. Kan tetkiklerimizi yaptırmamız lazım. Akciğer filmimizi çektirmemiz lazım. Yine genetik öykümüz varsa 20 yaşından sonra meme ultrasonu mutlaka yaptırmamız gerekiyor. 40 yaşından sonra yılda bir mamografi çektirmemiz gerekmektedir. Yine jinekolojik muayene çok önemlidir ve çok basit bir smear testi dediğimiz fırça yöntemiyle rahim ağzından alınan bir sürüntüyle rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde çok faydalı bir teşhis yöntemidir. Bunları kaçırmamak gerekir. Ne kadar erken teşhis edersek tedavisi o kadar basit olur. Hasta o kadar canı yanmaz, o kadar üzülmez, stres olmaz. Erken dönemde bu işleri halletmiş oluruz.